Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle selamun aleyküm. Türkiye'nin başlattığı yerli ve milli hamlesi sonucunda ortaya çıkan en kritik projelerden birinde daha sona yaklaştık. Bu projenin önemi yadsınamayacak derecede büyük. Öyle ki şu an için bu sistem tamamlanıp kullanıma alındığında yeryüzünde onu durdurabilecek herhangi bir savunma sistemi bulunmuyor. Dünyada savunma sanayisini yöneten ülkelerin tamamı şu an bu projeye yoğunlaşmış ve her biri kendi içinde yerli ve milli olarak bu sistemi geliştirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank çok kritik bir açıklamada bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 yılına ayırdığı bütçeyle ilgili sunum yapan Bakan Varank, şu anda dünyanın sadece önde gelen ülkelerinden bazılarının üzerinde çalıştığı 6 Mach yani yaklaşık 7300 km hıza ulaşabilen sıvı yakıtla çalışan ramjet motorları projesinde sona geldiklerini ve 2022 yılında süpersonik hızlarda faaliyet gösteren yerli ve milli ramjet motorunun ilk prototipini ortaya çıkaracaklarını söyledi. Ülkemize daha önce sahip olmadığımız bir yetenek kazandıracak teknolojiyle üretilen ilk füzelerin ise 2023 yılında envantere girebileceğini düşünüyoruz. Geçtiğimiz aylarda, yanlış hatırlamıyorsam Mayıs ayında, savunma sanayinde oldukça kritik işlere imza atan TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma Geliştirme Enstitüsü Müdürü Gürcan Okumuş, süpersonik füze çalışmalarının olduğunu bizzat duyurmuştu. TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, bir konuşmasında son dönemde biraz daha görünür olduk sanırım. Biz büyük bir ARGE ofisi olarak Türkiye'nin ithal ettiği silahlı kuvvetlerimizin mühimmat sistemlerinde ve alt bileşenlerinde tamamen yerli çözümler geliştirme konusunda sorumluluk alıp aldığı sorumluluğu da başarıyla sonuçlandıran bir kurumuz diye konuştu. Konuşmasının devamında ise şu anda dünyada çok az sayıda bulunan ve ses üstü hızlarda görev yapabilen ramjet teknolojili bir füzenin üzerinde çalıştıklarını, üstelik yakın zamanda da sonuç alabileceklerini açıklamıştı. Bunun üzerine ramjet ve skramjet teknolojilerini biraz araştırdım ve sizlere de aktarmak istiyorum. Ramjetler, yani bazen halk dilinde kullanılan adıyla soba borusu jetler, hareketli parça kullanmayan bir jet motor türüdür. Yüksek hızda kullanılan basit bir motordur. Bu avantajı sayesinde füze sistemlerinde kullanılmıştır. Ramjet, ileri itişli sıkıştırılmış hava alışlı döner kompresörü bulunmayan bir jet motor çeşididir. Düşük hızlarda etki oluşturmadığı için yerde duran bir uçağı harekete geçiremez. Yüksek hızda uçuşlar için uygundur. Kompresör ya da türbin gibi hareketli parçaları olmayan bir motor türüdür. Ramjetler çalışabilmek için bir ön hıza ihtiyaç duyar ve ses üstü hızlarda çalışmaya başlayabilirler. Bu çeşit motorlar 5 Mach hızına kadar çalışırlar. Daha yüksek hızlara çıkılması için skramjet motorlarına ihtiyaç vardır. Yüksek hız gerektiren uygulamalarda kullanılmaktadırlar. Silah yapımcıları dış kabuklu ağır silahlara ramjet motorlar ekleyerek menzillerini artırdılar. Skramjetler ise bir ramjet çeşidi olup farklı olarak süpersonik yanma odasına sahiptir. Havanın sıkıştırılarak alındığı, yakıtın yakıldığı yanma odası ve egzozun giriş hızından daha hızlı ayrıldığı lüleye sahiptir. Ticari jet motorları havanın motor içine alınıp sıkıştırılması için kompresör kullanır. Daha sonra sprey halindeki yakıt sıkıştırılmış havayla birlikte ateşlenerek geriye doğru gider ve thrust etkisi oluşturur. Skramjet havayı sıkıştırmak için uçağın hızını kullanır. Yani çok az hareketli parçaya ihtiyaç duymaktadır. Skramjet atmosfer içinde hipersonik hızlarda uçmak için tasarlanmış bir jet motorudur. Bir roketten farkı ise roketler gereken oksijeni üstünde taşıdığı tanklardan sağlarken skramjet yanma için gereken oksijeni atmosferden alır. Skramjetler bu yönüyle jet motorlarla ortak özellik gösterir ancak jet motorlar skramjetlerin uçtuğu hızlarda uçamazlar. Türbinli motorlar subsonik ve süpersonik hızlarda çalışabilmektedirler. Ancak Mach hızını geçtiklerinde çabucak kararsız hale gelirler. Kompresöre giren havanın basıncı ve sıcaklığı artar. Mach hızını geçmek demek bu değerlerin daha da artması anlamına gelmektedir. Yüksek sıcaklık, yakıt hava karışımından istenilenden yüksek enerji çıkmasına, motorda erimeye ve yapısal hasarlara yol açar. Mach arttıkça sürüklenmenin karesiyle orantılı artış gösterir. Ayrıca kullanılabilen enerji de düşer. Türbinli motorlarda hız arttırımı için giren havanın sıcaklığı düşürülür ya da itki arttırıcı sistemler eklenir.
Ramjetler, turbojetlere göre daha yüksek sıcaklıklarda çalışabilmektedirler. Turbojetlerden daha yüksek hızlara da ulaşırlar. Ancak onların da çalışabilmesi için yanma odasına giden havanın subsonik hızda olması gerekir. Süpersonik hızda uçuşta subsonik hava kullanmak kompresör kullanmaktan daha verimlidir. Ancak yüksek hızda başka bir problem ortaya çıkar. Hava süpersonik hızdan subsonik hıza geçerken şok dalgası oluşur. Bu şok dalgası da havanın sıcaklığını arttırır ve havanın kimyasal tepkimeye girerek enerji kaybetmesine, ayrıca yanma odasında yakıtın yanma veriminin düşmesine neden olur. Ramjetlerin ulaşabileceği hız, kullanılan yakıt miktarına göre değişiklik gösterse de Mach 4 ve Mach 8 arasında değişen bir aralıktadır. Sık ramjetler, bütün motor boyunca havanın süpersonik hızda akmasına izin vererek yüksek sürükleme ve düşük yanma sorununu ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Motora giren hava, ramjete göre daha az hız kaybettiğinden dolayı daha az sürükleme oluşur. Ayrıca daha az ısınarak yakıtın daha etkili yanması sağlanmış olur. Yüksek hızda akan hava içerisine yakıt karıştırılıp yakmak için çok az süre bulunması ve motor içindeki en küçük bir geometrik bozukluk yüksek sürükleme oluşmasına sebebiyet verecek olması en büyük sorundur. Sık ramjet en basit anlamda ağız ağza bağlanmış iki huniye benzer. Ön taraftaki huni biçimi havanın içeri girerken sıkışması ve ısınmasını sağlar. İki huninin birleşim noktasına benzeyen ve en dar kısım olan noktada sıkıştırma en yüksek değerdedir. Bu anda yakıt eklenerek yanma gerçekleşir. Yanma sonucu gazlar ikinci huni biçiminden tıpkı roket lülesine benzeyen bölüm dışarı atılır ve itki oluşturulur diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.